Evet, yani Sinop'un öncelikle yazları mutlu olabilmesi için turistlerin gelmesi şart. Turistlerimiz gelmeyince halkımızın ekonomik olarak menfaatlerine helal geldiğinden turistlerimizle birlikte Sinop çok daha mutlu oluyor. Ama Sinop'un mutluluğu doğasından, coğrafyasından ve tarihinden gelen bir mutluluğu var. Bunu en büyük örneği Diyojen'le görebilirsiniz. Müdanesizdir Diyojen. Sinoplarda müdanesizdir. Ama bugünlerde bir turist ihtiyacımızın olduğunu, bu müdanesizlikten kurtulup bu güzel kentimize insanların gelebilmesi için biraz gelenlerin mutluluğunu düşünmek zorundayız. Hep Sinop'un mutluluğunu değil, gelenleri mutlu edersek tekrar geleceklerine eminim. Şimdi evet, ilimiz bir turizm ve kültür kenti olarak hepimiz bu gerçeği kabul ediyoruz. Bu inkar edilemeyen bir gerçek. Deniziyle, kaleleriyle, tarihiyle Sinop bir kültür ve turizm kenti. Ama bunu çok iyi şekilde ortaya koyabilme becerisini gösterebiliyor muyuz? Bunun da ölçüsü buraya gelen yerli turist değil. Yerli turist yakın çevremizden denize, sahile gelenler onlar. Deniz için geliyorlar. Bizim amacımız deniz sezonu bittikten sonra kültür amaçlı turistlerin gelmesi ve bunların özellikle de hani şu pankart asılıyor ya, turist eşittir döviz, yani yabancı turist gelmesi lazım. Peki bunun için Sinop'un şartları müsait mi? Elbette müsait. Sinop geçmişiyle, kültürel değerleriyle istediğiniz dünyada hangi ülke olursa olsun onunla diyalog kurabilecek tarihi derinliklere, tarihi değerlere sahip. Bunlardan en önemlisi günümüzde biliyorsunuz işte Antalya, Rus turisti. Ya Karadeniz'de Rusların tek gelmek istedikleri yer Sinop. Nasıl Sinop? Birincisi, bir tarihi geçmiş var, bir deniz savaşı var. Adamların kazandıkları bir tek deniz savaşı burada olmuş. Bugün Barış Denizi. Bir adamların inanç, Ortodoks dünyasının inancını karşılayacak. Yani Trabzon, Sümele, Meryem Ana, Demre, Ayasofya kadar önemli bir Balatlar Kilisemiz var. Bu değeri ön plana çıkartmamız lazım. Ben Kültür Turizm Derneği Başkanı olarak Sayın Rum Patriği Bartolomeus'u Sinop'a davet ettim. Bu davetim kabul görür ve Sinop'un yöneticileri tarafından da olumlu karşılanırsa, bugün Demre'ye gelen yılda 500 bin turist, Meryem Ana'ya gelen 1,5 milyon turist, Ayasofya'ya gelen 3 milyon turistin 10 bini buraya gelse Sinop'un şekli değişir. İnsanlar o zaman cepleri dolu ve mutlu olurlar. Mutluluğu burada aramak gerekir. Mutlu ilin mutlu belediye başkanı olarak çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki en mutlu insanların yaşadığı il Sinop olarak seçiliyor. Tabii bu bütün Sinopların bu konuda mutlu olması lazım, gurur duyması lazım. Biz de tabii bu kentte yaşayan insanlar olarak bir baktığımızda bu kentte patırtı yok, gürültü yok, huzur var. İşte insanlar birbirlerine karşı çok saygılı, çok ölçülü. Tabii bunları hep bir arada yan yana getirdiğiniz zaman gelen insanların tabii mutluluk gözlerinden okunuyor. Biz de belediye olarak, Sinop Belediyesi olarak tabii ki bu işte, yani hiç bu konuda mütevazi değilim. Bu işte çok büyük katkımız olduğu kanaatindeyim. Evet, Sinop'ta insanlar Türkiye'nin en sağlıklı suyunu musluklarından içebiliyorlar. Ne bileyim, insanlar yoldan karşıdan karşıya geçerken işte kırmızı ışıktı, yeşil ışıktı, böyle bir şey yok. Herkes birbirlerine yol veriyor. Tabii bu kadar kalabalık nüfusun ikiye üçe katlandığı bu yaz dönemlerinde bile
Muhakkak aksayan yönlerimiz vardır belediye olarak ama 24 saat üzerine hizmet yapıyoruz ki gelen insanlarımız işte bu mutluluğa sahip olsunlar. Onlar huzurlu olsunlar. Mağazayı